Ben zincirci. Ne yiyeceğim? Bunun içine atıyorum. Belki şundan koyacağım. Ve son olarak Hindistan cevizi. Evet, kahvaltımda şimdilik bu şekilde. Bence gayet güzel. Birazdan görüşürüz. Evet, tekrar geldim. Şimdi kahvaltımı yaptım. Şimdi Selin'le buluşmaya gideceğiz. Selin 2'de buluşalım dedi. O yüzden 2'de buluşacağız. Onun için hazırlanacağız hep birlikte. Tokamız da bu. Serumlarımızı sürelim. Öncelikle. Biraz önce bilgisini sürüyorum. Şunu süreceğim. Bu Marder miydi? Aynen Marder ki. Her gün sürmeye için de güzel bir marka ama bir bariye böyle şey hani arkası duruyor. Baksana. Ya çok komik. Buraya gelince de eşyalarım da gördüğünüz gibi o yüzden çantanın içine kaldı. Onları geri yerleştirmedim. Zaten gerek duymadım şu anlık çünkü. İşte böyle bir yoğun krem. İşte böyle. Bazımızı sürelim. Ben Maybelline'in Baby Skin'ini sürüyorum. Maybelline'in Baby Skin'ini sürüyorum. Çevirince. BB kremini aldım ben. Bakalım nasıl. Bir defa süreceğim. Ay hiç sürmesem mi acaba? Yüzüm çok hoşuma gitti çünkü. Neyse. Nasıl çıkıyor? Çıkmadı. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Tamam herhalde oldu. Ya ben normalde BB krem, CC krem, otlu boklu falan filan kullanmıyorum. Sadece kapatıcı sürüp geçiyorum. Pastel 41 numarası. Böyle. Çok güzel. Şimdi bunun aynısını toz alalımlar bende. Bayağı aynı renk yani. Şu Maybelline Fit Me'nin 50 numaralı. 50 Wine adında olan şeyi. Kontürümüzde evet ama aldım. Bu şeyi. Açacağım. Bu da videoda. Kontür stik sürelim. Aydınlatıcımız da pastelin Daylight 11 numara. Şunu sürelim. Fırçayla sürüyorum bunu. Krem bir aydınlatıcı. Çok güzel ama. Bayılıyorum. Şöyle. Dudağın üstüne de birazcık geçtim ben. Tamam. Şöyle şu üstünlerin altıyla da dağıttım ben. Şimdi böyle. Son olarak şunu yapacağım. Ha pudra almadım. Pudra yapacağım. Pudramız da yine Wet n Wild aldığım bir. Pudrayı da biraz sürüyorum. Tamam. Böyle. Son olarak şu Maybelline'in farı var. 810 Silver adında şöyle bir farı var. Bunu süreceğim. Çünkü eteğimle aynı renk. Çok. Neyse şu Avon'un bir fırçasıyla süreceğim. Bu fırçadan bence herkeste var. Öyle düşünmekteyim.
Bunu kullanıyorum. Bir de teleskopik kullanıyorum. Ha, teleskopik de bu. Ama bugün teleskopik sürmeyeceğim. Çünkü az kalıyor. Ve o yüzden de sürmek istemiyorum onu. Buraya sürdüm. Buraya sürmedim. Bitti. Makyajımız. Şimdi tüpemi takayım. Yazılı. Bir. Çok beğeniyorum tüpemi. Şimdi üstünü değiştirip geliyorum. Hazırım. Şimdi birazdan size kombinimi göstereceğim. Ama ondan önce bunu sıkıyorum. Midnight Bloom. Dedorantımı sıktım. Rexona'nın şu olanında. Gümüş kolyem olmadığı için şu anda hiç takmıyorum. Sadece şu beyazla yetiniyoruz. Son olarak dudağımı da yapacağım ve çıkacağım. Dudağıma da Emily 205 sürüyorum. Tamam. Diğer gloss'um da Deborah'ın 9 numarası. Şu. Bu Black Honey muadili olarak geçen bir gloss. O yüzden onu çok seviyorum. Ve çok güzel. Ay yanlış sürdüm. Şimdi ceketim aşağıda. O yüzden ceketimi alıp öyle çıkmam. Kombinim de böyle. Altıma çizme giyeceğim ve aşağıda bir tane ceketim var. Onu giyip çıkacağım. Evet. Şimdi çıktım. Selin'le evlerimiz zaten çok yakın. 5 dakikaya falan Selin'in yanında olurum. Şimdi Selin'in yanında görüşürüz. Bu eteği gündüz Isparta'da giyseydim insanlar salak salak bakardı. Ama burada öyle değil. O yüzden mutluyum. Çünkü Akdeniz insanı bilemiyorum. Yani Ege'li olup da Akdeniz'de olmak zor. Ama direkt Akdeniz'de olmak hani okey olabilir ama hani yani Ege insanı birazcık farklı ya. Neyse. Bu etek aslında gece eteği. O yüzden hani çok fazla da şey yapmak istemiyorum. Gündüz de giymek istemiyorum. Ama ne yapayım? Biraz önce de giymek istiyorum çünkü yeni aldım ve hemen giyeyim diye. İndirmeye de giymiş ama tükenmiş. Ama üstündekileri söylemedim. Eteğim Bershka. Üstüm şu da Bershka. Bu sitede var. Çantam anneannemin çantası. Gençliğinden kalmış. Bana verdim. Küpelerim işte bir tane normal bir bijuteri. Sonra çizmelerim de filo. Öyle. Beğendim ama bir büyük gösteriyorum. Yani kendi yaşımdan büyük gösteriyorum. Bir de uşak bugünlerde biraz sakin. Sebebinin havanın soğuk olduğuna bağlıyorum. O kadar soğuk değil ama mesela şu an Isparta'da böyle dışarı çıkamazdım. İlla bir şal, atkı, bunun içine bir içlik falan giymem gerekirdi. Öyle. Selin'e de az kaldı. Gidiyorum. Hadi bakalım. Bakın Selin şurada beni bekliyor. Şurada bir yerde işte. Geliyor. O da etek giydi çünkü ikimiz beraber donalım dedik. Bakalım şöyle şeyle. Düşme bakalım. Çorabım. Çıktı. Ne biçim olurmuş? Çıktı mı? Çıktı. Giy hadi tekrar. Arkadaşlar Selin'in botuna. Merhaba beni resim ediyor Yusuf'a. Evet Selin'le buluştuk çok şükür. Botunun içine taş kaçmış. O yüzden yollar arasında ayakkabısını insanlık hali. Evet arkadaşlar. Ayrıca ama ne demiş Peygamber Efendimiz? Sen niye dindar bir insan oldun artık? Sen anlaşamayacaksın. Of
Neyse unuttum ne dediğimi şu anda. Ayağına taş değmesin. Hayır. Ayakkabıyı giymeden önce sallaman gerekiyormuş. Sünnetmiş bu. Ha bir sağ ayak. Sağ ayak önce. Evet sağ ayak önce. Böylece bilgili ve dindar hızıdır. Şaka şaka. Bu kadar değil. Şaka şaka. Ay çok soğuk. Ve bize bakın. Güzel kızlar üşümez. Evet biz de üşümüyoruz. Kombinimiz çok güzel olduğu için. Ay seni. Evet şimdi çikolata evime gidiyoruz. Evine beraber dostlar. Şuradan geçelim. Onun yanındakine de gidelim. Oraya hiç gitmedim. Bilmiyorum güzel mi acaba? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yeni keşfedeceğiz. Evet, yeni yerler keşfediyoruz demiştik. Neyse. Isparta bitti. Şimdi uşağı tavaf ediyoruz. Alüminyum eteğimle yollardayız. Gösterdim mi alüminyum eteğimle? Evet gösterdim. Sana alüminyum hakkında bir bilgi vereyim mi? Ver. YouTube'a. Ver. Hazır mıyız? Bu senin bilgisine. Şimdi eğer telefonunu alüminyum folyoya tam olarak sararsan ne olur? Ben alarsam sana ulaşamam. Niye? Çünkü bu Faraday gel. Kafesi oluşturur. Yani aynı asansörde telefonunu çekmemesi mantığı gibi. Denedin mi? Evet denedim. Yuh gerçekten mi? Telefonumu sardım alüminyum folyoya sonra annemi aradım ve ulaşılamadı. Oha. Eğer izole olmak istiyorsanız telefonu kapatmak yerine bunu alüminyum folyoya yapabilirsiniz. Der ki bu sefer karşınızdaki ya toksik misin? Uçak moduna mı alınır telefon? Telefon mu kapatılır? Siz de hayır diyebilirsiniz çünkü evet. Uçak moduna almadınız. Evet. Sadece alüminyum folyoya sardım. Evet, şimdi ay sesim duyulmuyordur muhtemelen çünkü ben çok utanıyorum. Almıyor mu fazla mı sürmüşüm? Hayır, ama hava soğuk o yüzden. Mesela bana kalsa ben de az sürmüşüm diye. Dudaklarımız benziyor birbirine. Saçmalama senin dudağın. Hayır, renkleri demek istedim. Üç rüzgü karıştırarak. Bir dudaklarımı bir gloss benim. Selin'in ojelerine bakın. Ojelerimin rengi şakım. Evet, çikolata evime geldik. Çok heyecanlı. Ve az önce YouTube videosundaki yorumlarıma baktım. Çok da. Bana kalp. Ben sarışınım, Selin de esma. Ben sarışınım. Tatlarımız gelsin ve çekelim. Alüminyum folyo eteğimi oturmak çok zor. Birazdan telefonumu eteğine saracağım. Sen de pozla. Hayır. Sen de pozla. Tamam bunu kapak yaparız. Çok eğlenceli bir yok. Neyse belki birazdan. Ben biraz utandım. Belki birazdan kahve içmeye gideriz. Çok güzel. Ve sonra belki başka yere gideriz. Neyse tatlımız gelsin çekelim. Arkadaşlar tatlılarımız geldi. Sağ olun. Beni mi çektin oradan? Çektim. Yiyebilir miyim? Fotoğraf çekeyim sonra ya. Çok eğlenceli. Evet. Biraz daha çek. Aa, fil gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun hepsini ağzıma atacağım düşürmeden. Başarım. Evet. Tatlılarımızı yedik şimdi. Selin'e hediyelerim var. Onları göstereceğim. Çünkü yılbaşına geldiğimde Selin'in hediyelerini unutup geldim. O yüzden şimdi getirdim. Hazırsan veriyorum. Hediye. Ama hediye paketinde değil. Çünkü çantama sığmadı. Anahtar mı bu? Evet. Tamam. Neyse sen hediye asabilirsin. Bende de var bunun. Kanki bu yapabilir miyim? Bende de var bunda. Allah Allah. Çok güzel. Niye takmadın? Evet. Beraber takalım. Yurt anahtarlığımı takalım. Tamam. Ay çok güzel. Bu ne? Thank you. Ay zımbırtım. Zımbırtım. Şimdi de diğerine geçiyoruz. Ay dur bekle bakmayacağım. Ve oha ojenle uyumunu seçmişim bugün. Oha. Ay işte evren. 10 yıllık arkadaşlık. İçiyorum. Yo. Oha şeyden çıkmış gibi.
Instax. Biz seninle Instax'tan falan çekildik doğru. Evet, ondan doğru çekildik doğru. Ama bunlar da öyle gibi baksanıza. Evet. Fotoğraf gibi değil. Evet. Kaliteli yapmış. Evet, öyle fotoğraf. 100 kiloyu. Allah'ım yarabbim. Bekle. Ha, bir de bu. Bu favori fotoğraf. Favori fotoğraf. Beğendin mi? Evet. Çok güzel. Bu da çok güzel. Bugün beraber hazırlanmıştık. Evet. Bakın aynı. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi ne yapacağız? Daha buradayız. Benim lens saat kaç? Ay dur bir şeye yanık yedim. Saat 3.30 daha var saatimiz. 2.5 saatimiz daha var. Çarşıya çıkacağız mı? Çıkalım. Tamam. Alışveriş. Bir şeyler içer miyiz? İçeriz. Ama çarşıdan sonra içeriz. Tamam. Hadi bay. Evet arkadaşlar, Selin'e birkaç bir şey aldım. Baksanıza. Oha. Çok güzel. Bir daha bir şey gördük. Evet, şey yapmaya geldik, öyle kızansıya gezmeye geldik. Çünkü öyle canım istedi. Okulüme bak. Bunların makyaj fırçaları vardı. Ben defter almak istiyorum. Bakalım. Ama defterim çok var. Neyse. Birkaç bir şey aldık. Onları göstereyim. İşte şu. Ajanda. Nasıl defter istiyorsun? Şimdi defter gibi olsun işte. Hatırlıyor musun? Biz önceden şey yapıyorduk defter kullanıyorduk. Böyle blue journal gibi şeyler yapıyorduk biz Selin'le küçükken. Küçükkenden kalsın 8. sınıfta. 8. sınıfta. Sen yapmıyor muydun? Ben yapıyordum. Aleyna'yla falan hep beraber yapıyorduk. Ben lisedeyken de yapıyordum. Ben de yapıyordum. Herkese sattım. Hayır. Bizim günlük sende değil mi? Evet. Bizde de günlük var arkadaşlar bir tane. Sınıf günlüğü diye bir şey. Onu kullanıyorduk. Bir gün onları okuyalım bari. Ben gitmeden. Hayatın en güzel dönemi ortaokulduk. Evet arkadaşlar, bunu kimse inkar edemez yani. Biz lisede yaşayan şeyler hepsini ortaokulda yaşadık. Çok iyiydi. Neyse ben çıkarım. Arkadaşlar böyle bir şey var yanımda. Arkadaşlar Selin'i çıkartamıyorum. Evet. Bak kahve mi? Kahve. Dişil enerji yükseltiyor. Tabii. Bak böyle de benim kahve. Haydi sallayalım dünyayı. Bakın bir şey göstereceğim. YouTube arkadaşlar. YouTube. Neredeydi? Ha şurada. Bakın. Bütün uçlar var. Oh my god. Gerçekten inanılmaz. Baksana. Çok garip. Bu ne biçim garip bir şey. Arkadaşlar Selin'i buradan çıkartamıyorum. Hadi. Yürü gidiyoruz artık. Hadi Gale. Bu ne? Bak ben senin için bir şey buldum. Resim fırçası. Fırça mı buldun? Fırça. Şurada fırçalar. Ha, aynen. Suyun için buldum. Bakayım. Çok havalı. Vapraz olacağım. Ver bakayım. Çok inanılmaz havalı. Tabii bu ne? Sulama şeyi mi? Ne bileyim ben. Bu niye bu kadar ağır bir metre? Sulama şeyi, zımbırtısı. Çıkmamız lazım buradan. Yürü hadi. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Let's go. Gidelim ya. Evet çünkü size... Benim korumam çok kötü koruma ekranı. Senin şurası şey. Ben bunu değiştireyim. Benimki delikli. O yüzden kendi kamera ama seninki baksana, delikli değil. Baksana seninkin de gözün ne kadar renkli gibi. Şuna bu bak simsiyah. Bu ne? Benimkinde şöyle. Kapkara. Sanki kapkara diye bir şey bir şeyimiz kapkara vardı bizim.
Evet. Mi, biz buna gülüyorduk. Evet, kapkara deyince neden acaba? Ay, neydi ki? Hatırlayamadım şu an. Evet, vardı öyle bir şey. Bizim evet. Ortaokulda böyle güldüğümüz kelimeler vardı. Evet, evet. Her şeyin bir mimi yapıyorduk. Evet. Böyle saçma. Bir sürüydü. Evet, çok saçma sapan bir sürü şeylerimiz vardı. Ama çok eğlenceliydi. Evet. Her şeye gülerdik. Mesela stabilo deyince de gülüyorduk. Evet, ama ondan anısı var. Bir gün bize geldi anı kutumu şey yapalım. Tamam. Şey, ortaokul günlüğümüz vardı. Ortaokul günlüğü. Evet, onu falan şey yaparız. Ama yazın yaparız. Ya da bir sonraki geldiğimde. Selamünaleyküm. Nasıl gidip ona bir tane daha aldım. Gül be, dişini göstererek. Benim için. İkimizin dişleri. İkimizin diş doktoru da aynı. Başanlı. Evet. Abla mayın fıtığı aldım. Abla mayın fıtığı aldım. Şu şey düzeltelim mi? Montajlarla düzeltelim. Kötü yerim var. Ben kesin çok takarım kafama. Baksana Tahir'in dediği şey kafama nasıl koktu. Sonra psikolog Selin'e gelirsin. Sana hemen. Evet. Bir arkadaşlar terapi. Bir kere ne olmuştu biliyor musunuz? Bir sebepten dolayı ben çok üzüldüm. Çok ağlıyordum. Selin'i aradım, açmadı çünkü uyuyordu. Sonra ben de koştur buraya geldim. Yazın oluyor bu arada. Ben kapının önünde arıyorum Selin. Ara Selin. Sürekli ağlıyor, arıyorum böyle ve ağlıyorum bir taraftan. Sonra yetmedi, Selin'in annesini aradım. Dedim ki Yaşar teyze alamıyorum. Selin. O sırada ben... Ondan sonra Selin telefonları açtı sağ olsun. Ondan sonra Zahmet evde açtı telefonları. Ondan sonra da hemen psikoloğuma randevumu aldım ve terapiye girdik seansa. O sırada benim şuramda cirbir. şey neydi? Bircan teyzeleri karşı komşuya. He, onu da anlatayım. O neydi, onu da anlat. O da... Ben bir kere Selin'e mesaj attım, tamam mı? Ama normal klasik bir mesajdı. Selin asla mesaja bakmıyor, iletilmiyor. Ondan sonra işte Instagram'dan reels atıyorum, onlara falan cevap vermiyor. Bakın çok önemli bir şey bu. Instagram'dan reels atıyorum, cevap vermiyor. Bakın ne kadar önemli bir şey. 100 tane neyse, reels olmuş. Evet. Neyse, ondan sonra dedim ki bu böyle olmayacak, arayayım ben buna en iyisi. Ondan sonra aradım, ulaşılmıyor. Allah'ım dedim, ben seni alıp geçiriyorum. Köydeydim Gölde. Gölde telefon çekmiyordu. Ondan sonra ben panik atak geçirdim. Sonra Selin'in annesini aradım. Bir dakika anne. Ondan sonra hatırlıyor musun sen onu? Karşı komşuya geldiydim ben, Selin'ler nerede diye sorduydum. Sonra da köye gitmişim. Siz de köydeydiniz. Hatırlıyor musun? Annem de ben gibi balık aldım. Ben köye gidiyorum. Emel teyze yine abi. Tamam. Emel teyze de annemin kankisi. Hadi ver. Normal kamera. Normal kamera. Normal kamera. Kendimiz anlatacağız. Biz dinliyoruz. Neyse. Ondan sonra ben yine dayanamadım. Selin'in annesini aradım. Alo Yaşar teyze diyorum. Neredesiniz diyeceğim. O da açmıyor. Allah'ım panik atağım. Gene geçirdim. Sonra böyle olmayacak. Ben dedim gidiyorum Selin'lere. Tıngır tıngır buraya geldim. Evimiz yine yakın olduğu için Allah'tan. Her bir şeyde telefon açmadığında buraya geliyorum baskına. Ondan sonra zile basıyorum. Açan yok kapıyı. Selin diyorum. Açan yok. Cama çıkan yok. Ben de başka bir zile bastım. Sonra kadın aşağıya kapıyı açtı bana. Sonra geldim buraya. Dedim Selin'lere bakıyorum. Nerede bunlar? Allah Allah diyorum, yok. Önümde şey, kucağımda da Gabi var. Onu da şöyle Gabi yapıyorum. Gabi köpeği. Onu da şöyle yapıyorum. Yapıyor işte karşı komşu. Ondan sonra karşı komşu dedi ki artık onlar köydeler. Artık onlar. Artık köye taşındılar. Hayır, onlar köye gittiler dedi. İşte en sonunda böylelikle Selin'leri köy macerasına. O sırada süt salıyormuşumdur falan yani. Evet. Çok garip bir olaydı. Benim her şeydi peki. Anneni aramam. Selin'ler gidiyor. Ben senin annesinden daha çok aradım muhtemelen. Olabilir. Ay çok korkunç anılar. Bu arada ben anneme sürekli kızıyorum telefonu açmıyor diye. Ben ona benzedim. Evet. Ben de açmıyorum. Kitem de. Evet, çünkü hep sessizde oluyor. Asla açmıyor. Evet. Kamera da saçma açık duruyor. Normal evet. İşte istemediğiniz şeye benzersiniz. Evet. Sonra. Kınamayın arkadaşlar, evet. Kimseyi. Çok önemli bir detay. Yüzüm... Hem soğuktan yanmış hem allık sürmüşüm. Baksana. Olay. Şuralarımda egzama olmuş.
kafanıza. Fırça kullanmayın. Bob Ross. Bob Ross. Bob Ross yani roz gül yani ıspartalı. Bob Ross ıspartalıymış. Evet. Yine kitabın ortasından konuştuğumuz bir gün. Bak elin kamerada çıkıyor. Kamera. Ben kadar profesyonel değilim. Ablamayı mutlu alacağız ya. Oluver. Allah'ım. Ne var benim videolarım için? Oluverim. Allah Allah. Of. Çok cringe yani yanlış anlamadan. Yakın çok arkadaşımdan. Cringe. Keşke TikTok çekseydim. Ya bana kötü geldi. İkinci dakika kadar izledim. Üzüldüm biraz. Bunu da kim linçlenebilir? İşte hiçbir şey linçlenmez bence senin. Sadece dindar olmadığında linçlenebilirsin belki. Onu da sadece Tahir. Onu da sadece Tahir linçler. Söz. Ben gayet dindar bir insanım. Çocukken namaz kılıyordum. Kur'an kursuna gittim. Kur'an kursuna ben de. Küçükken kapalıydım. Biz şeyle burayı aha biplemeyi biliyor musun? Sen suç koymuyor onu da öğren. Tamam. İsim vereyim. Elif. Hayır Elif. Miyopum. Ama lensim lens var. Ben de lens alayım mı? Al. Baksana çok güzelsin bence. Gerçekten mi? Evet. Eren beğenmiyor beni pek. Eren ne beğenmeyecek be? Bunu izleyecek değil mi? Olsun. Konuda haksız. Neyse yeter. Hadi gidelim. Daha spora gideceğim arkadaşlar biliyorsun. İnfluencer olmak zor. Bonibon'u tanıtalım mı? Aa tanıtalım dur bekle. Getir Bonibon'u getir. Kimi hediye aldı söyleyeyim mi? Dur bekle beni tut. Bonibon'u çok seviyoruz. Bugün cuma bayram günü. Bonibon tacıdı işte. İşte Bonibon diyor. Ama. Dur tacını getireyim. Yere düştü. Bonibon'u. Ay. Annişim ya. Çok özlemişim Bonibon'u. Bakın ben Bonibon'un tacı da var. Evet. Ben Bonibon'a hep sarılır yatardım. Çünkü bu böyle sarılmasını biliyor. Bak tut. Ben ona öğrettim sarılmayı. Bak ciddi ciddi ben buna böyle sarılıyordum. Kendimi üzgün hissettiğimde. Bak. Böyle sarılıyor bana. Ben hiç böyle yapmadım. Ay yavrum benim ya. Annesinin bir tanesi değil mi? Çok özledim bunu ben. Buraya geldiğin zaman bunu yatsana. Ay benim bonibonum. Annesinin fıstığı. Bonibon ilk annene gitmek ister misin? Yok. Ay bonişi götür. Oha ters tutuyor. Ben bunu o gerçekten ya. Boyun fıtığı yatabiliyor. Hiç Gabi ile yatıyor musun? Gabi benimle yatmıyor. Ben Lucy ile yatmıyorum. Çünkü uyusmuyor. Gabi de aynı. Uyumuyor çünkü. Bir kere uyumuştuk öyle koltukta. O da şans eseri. Ben sabahları yatıyorum öyle. Ama biz de öğlen uykusunda öyle yapıyoruz. Gabi'yi de göstereyim. Arkadaşlara Gabi'yi tanıtmadım. Evet. 22 kişiye. 22 abone var çünkü. Hepsi tanıdı. Görebiliyor musun aboneleri? Zaten ilk 3 kişi sen, Flare, Mert de üçümüzdünüz. Ondan sonrakileri bilmiyorum. Peki Mert attı hesabından oradan gelmişler midir? Bilmiyorum ki. Umarım gelmiştir. 3000 kişi takip ediyor. Mert'in hepsi takip etse beni. 3000 kişi takip ediyor. 3000 takipçi var. Bottur o falan. Mert ben ediyor sonra. Şaka şaka. Ottoman piyade. Konuşuyorum. Bilmiyorum. Bazen. Ben alıştım sanırım. Bazen çok hızlı konuşuyorum. Mesela Cedmert hiç anlamıyordu. Baksanıza mesela Cahit Mert diye tek tek konuşmuyorum. Böyle sürekli hızlı 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 konuşuyorum. Benim sesim ince mi kalın mı? Orta. Benim çok ince mesela. Hem bazen. Benim bana böyle. Bana da öyle geliyor kendi sesim. Benimki öyle. Senin öyle değil. Allah'tan beste yapıp söylemiyorum. Sen Koro'daydın. Ben Koro'da ilk elendim. Ortaokulda hoca ama beni çağırdı tamam mı? Hoca böyle elemelere çağırdı. Beni çağırdı. Hoca elemelere çağırıyor böyle işte sen Koro elemelerine gelsene dedi bana. Çünkü İstiklal Marşı'nı çok iyi bir şekilde okudum. Marşımız. Hı. O yüzden Koro'ya seçmelere çağırdı beni. İşte Sudan falan da çağırmış. İlk beni eledi.
İlk elendim. Ben koronadaydım. Evet, sudum elemedim. Beni eledi. Bizim CV istediler bize. Ben CV'me yazdım koronadaydım diye. Sonra koronada yaptım. Ama sonra ben gitarla girdim. Sonra gitar çaldım. Ben de iki gün gitar kursuna gittim sonra bir daha. O gitarı da şimdi sattık. Neyse. O zaman için biz onu 100 liraya aldıydık. Benimki de 100 liraydı. Yo, ama şimdi mesela sattık 405 liraya. Benimkisi duruyor. Ben sattım çünkü ne gerek var. Sesimiz güzel değil ama yetenekliyiz. Ben zaten yani. Selin de gitar çalıyor. Senin sesin de güzel sus. Benim sesim hiç güzel değil. Koro'daydı. Evet koro'daydım arkadaşlar. Nasıl ayrıca ortaokulda neydi birinci olduk biz ya? School Vision. Eurovision. Ha Eurovision'da biz. Morocco olarak. Morocco'da Eurovision'da birinci oldu. School Vision. Tam School Vision diye bir şey vermiş işte. Bir sene yedinci, bir sene üçüncü, bir sene birinci mi ne oldu? Evet. Onu YouTube'dan izleyebilirsiniz. Evet ben ekleyeyim. Evet şu linki ekleyin. Çok kısa bir yerde ben de varım. Ama ben Sudem'i ben daha net görebilirsiniz. Çok varım çünkü ben şarkı söylerim. Üçüncü olduğumuzda çok varım. Birinci olduğumuzda ve yedinci olduğumuzda yokum. Yedinci olduğumuzda zaten olmadığımı anlarsınız. Yedinci olduğumuzda. En son hangisiydi? Yedinciyi en son olduk. Ha, 3, ben 1, en çok 7. onda varım. 3-1-7. Neyse çok da yokum. Yedide var mısın sen? Bilmiyorum. Ben birincide yokum. Biz ben en küçükken. Evet. En küçükken onda ben yokum. Diğer ikisinde varım ama en çok da en sonda varım. En sonda da yedinci olduk. Ay bak yine kameraya elim geliyor. Neden yedinci olduğumuzu anladın. Selin çok varmış. Sus ya. Gitar çaldığım için beni çekmemişler. Buse falan vardı. Evet. Beril vardı. Ben çok güzel voleybol oynuyordum. Onlar beni çeksin diye artistlik oynuyordum. Hiç koymamışlar. Sinirim bozuldu. Çekin çekin oynayanları koymuşlar. Sen biz parka gitmiştik. Şu şeyde var ya park bir yer. İzmir yoluna giderken. O ne be? Koru Park ne var ya. Ha ben onda yoktum işte. Ha, orada dış çekim yapmıştık. Ben yoktum. O en balon, küçük olduğumuz. Evet en küçük olduğumuz. Balonlar falan böyle yukarı şey yapmıştık. Ay bu ne? Şarjım diye bir durum geldi. Baksana yüzüm çok güzel görünüyor evet. Burada. Ben de sürecektim sürmeyi. Ama ben sürsem artık nasıl parlayacaktım hiç bilmiyorum. Ay evet. Ama senin cildin çok güzel maşallah maşallah. Şimdi nemlendiriyorum. Şimdi çok günü meleklerin. Sayın günü. Ben bunu nereden kazandım biliyor musun? Bir düğün ya da kına gecesi gibi bir şeydi. Ya orada kazanılıyor ve orada veriyorlar. Hayır bir tane vardı ben aldım. Kimden kazandın? Bilmiyorum ki. Bir tane vardı sence ben aldım. Benim düğünümde beyaz giyer misin? Giyeyim mi? Ne olacak? Hayır giymem. O gün senin gün. Allah razı olsun. Hayır izin verebiliyorum. Başrol olabilirsin. Dur ne giyeyim? Sadece ben miyim Nedime? Ya ben evet. Baş Nedime'yim de. De. Hani böyle Nedime elbiseler oluyor. Onlardan mı giyeceğiz? Onlardan giydiririm size. Sonra kendi abiyelerinizi giyersiniz. Ay biz niye bunu konuşuyoruz? Ne oluyor? Saçmalama ya ben daha büyümedim. Ben çok büyüdüm sanki. Sen benden büyüdüsün ayrıca. 3 ay. Doğum günün az kaldı. 2,5 ay. 2 çeyrek. Saçmalama. 2 çeyrek. Mart'tan Nisan'ın 15'ine 1 ay. Ben şimdi zorlayacağım. 2,5. 2 çeyrek. 2,5. Ya sen Haziran'ın başısın. Tamam. 15 Mart'ta benim. Tamam. Mart'ın 15'inden Nisan'ın 15'ine 1 ay. Tamam. Nisan'ın 15'inden Mayıs'ın 15'ine 2 ay. Tamam mı? Mayıs'ın 15'inden Haziran 1'e kadar 2,5. Da. 2,5. Tamam. Ben söz alacağım. Ne var be? Öyle işte. Ben 2,5 dedim. Hadi gidiyorum ben. Hayır ya. Sen bize gel o zaman bir spora gideceğiz. Ben burada kalsana. Bugün. Spora gideceğiz. Tamam git gel. Burada yatalım. Tamam. Sana yer yatar yapayım mı? Tamam yap. Ya da burada beraber yatarız. Tamam. Ya da diğer koltuğa açarım. Tamam. Önümü söyleyeyim. Ciddi misin ama dalga mı geçeyim? Kalabilirsin. Yarın bir şeyim yok. Önümü söyleyeyim. Spora gideceğim. Tamam. Pijamalarını getir. Ya da benim pijamaları giy. Tamam. Aa böyle yatalım. Hadi bir dakika.
Bye.